Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda 3-4-5 yayından hazırladığı 10 adet AYT matematik denemelerinden deneme 2'nin çözümünü yapacağız. Soru numarası 32 ile başlıyoruz. Yani geometrideki ilk soruyla başlayalım mı arkadaşlar? Hadi bakalım başlayalım. Aşağıdaki şekil birer kenarı ve birer köşesi çakışık düzgün beşgen ve kareden oluşmaktadır. Düzgün beşgen ve kareden oluşmaktaymış bu. AB 6√2 santimetre olarak verilmiş ve B köşesi karenin köşegeni üzerinde olduğuna göre düzgün beşgenin çevresi ne kadardır diye soruluyor arkadaşlar bize. Ne diyoruz arkadaşlar hep? Geometride verilen bilgiyi kullanacaksın. Sen şu anda düzgün beşgeni kullanabiliyor musun? Düzgün beşgende hiçbir şey verilmemiş ki. Zaten onun çevresi isteniyor. Kullanamıyorsun. Kareyi kullanacaksın. Adam sana kareyi vermiş. Ve bunu köşegen vermiş. E hocam o bir kare ise hop buradaki açılar kaçar derece? 45-45 köşegen olduğundan. Bu da 45-45. Ha, sen o zaman 45'lerin mantığını kullanacaksın. Sayı da var burada. Hocam 6√2 mantığını kullanalım bakalım. Ne yaparsın? E burada 45 var. E burada 6√2 var. Özel açı mantığını kullanarak. Hocam şuradan bir dik çizeriz. Hemen çizdik. 45-45 90 üçgeni çıktı ve 90'ın karşısı 6√2 ise bu dik kenarlar ne olacak? 6√6. Şimdi her zaman söylüyoruz ve hep söyleyeceğiz. Ne yapacağız? Verilen bilgiyi kullanalım. Ya da bulduğum bilgiyi kullanacaksın. Dostum sen şuradaki 6'yı kullanabilir misin? Yok kullanamazsın. O zaman şunu kullanmaya yönelik bir hamle yapacaksın burada. Hocam düzgün beşgeni de düşünelim. Düzgün beşgende ne yapabiliriz? Ya düzgün beşgen deyince aklımıza köşegen çizmek geliyor ki burada kullanamam onu. Niye? Bir köşegenle alakası yerde bir eşitlik verirse eyvallah. Hani şu köşegeni çizmek sadece bir köşegen çizmiş olacağım. Başka bir yerde bir köşegen yok. Ya da şunu çizmek bir işime yarar mı? Yaramaz maalesef. Başka bir şey yapmalıyım. Ya burada diklik varsa o zaman bir dik çizmeliyim. He, ben şuradan aşağı doğru bir dik çizsem. Aa, bu aynı zamanda nedir? Aynı zamanda düzgün beşgenin mantığında kullanmış olurum. Düzgün beşgende bu özel bir durum arkadaşlar. Bu özel durum nedir? Hocam düzgün beşgende bir köşeden karşı kenara çizilen dik ne oluyordu? Tabii ki simetri ekseni. Bu düzgün tekgenlerin hepsinde böyleydi. Eşkenar üçgende de öyle. Düzgün beşgende de öyle. Düzgün yedigende de böyle. Düzgün dokuzgende de böyle. Bir köşeden karşı kenara çizilen dik simetri eksenidir. Aa hocam şurada bir dikdörtgen çıktı. 6 ise burası da 6'dır. E burası da 6'dır. Bir kenar kaç çıktı? 12. E o zaman bir kenar 12 çıktıysa arkadaşlar düzgün beşgenin çevresi sorulduğuna göre 5 çarpı 12 kaç yapar? 60 yapar. Çok güzel bir soru arkadaşlar. Verilen bilgileri kullanmayla alakalı çok da güzel bir soru. Hoş bir soru olmuş gerçekten. 32. soru böylelikle Balıkesir çıktı. Geldik 33. soruya. Şekil 1'de yan yüzeyi dikdörtgen biçimli bir kutu ve dikdörtgenin bir kenarını çap kabul eden yarım daire biçimli kapaktan oluşan bir sandık resmedilmiştir. Şekil 2'de kapak A köşesi etrafında ok yönünde bir miktar açıldığında BC AB üssü kenarının orta dikmesi oluyor. Evet BC AB üssünün kenar orta dikmesi oluyor. Hocam madem kenar orta dikmesi oluyor bu tam ortası yarım daire şeklindeydi. Tam merkez oluyor mu arkadaşlar? Oluyor. Buna göre CA ve B açısı CAB açısı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar bu bizim yarı çapımız mı? Evet. Bu bizim yarı çapımız mı? Evet. Bu da bizim yarı çapımız mı? Evet. A ne çıktı burada? 45-45-90 üçgen çıktı. Çünkü burası 90 olduğundan ikizkenar dik üçgen çıktı. Peki. Hocam şu açının tamamını bulacağım. Başka ne yapmalıyız? Arkadaşlar dikkat edin. Şurası çap. Hocam burası çap. Şu kenarla bu kenar çakışıyordu. Bak bu kenarla bu kenar çakışıyordu. Aa, burası 2R. Hocam burası da 2R. Bak sen şu işe. Ne çıktı burada? Hocam 90 derece var ve 2R var. Hatta burada da R var. 90'ın karşısı 2R. Hangi açının karşısı R'dir? Tabii ki 30'un. 30, 90 ise burası da 60 yaptı. Ve şurada kaçı isteniyor benden? Hop fazla kaçtı. Şurada kaçı isteniyor? Bu açıda 60 artı 45 olduğundan cevabımız kaç derece oldu? 105 derece oldu. ÖSYM sorar mı? Evet ÖSYM'nin sorduğunu görüyoruz arkadaşlar. 30, 60, 90 üçgenini yakalattırıcı sorular soruyor. Böyle bir soru niye gelmesin? Buradaki işin inceliği nedir? Bu soruyu yeni nesil yapan nedir? Şurasıyla şurası çakıştığı için bunların birbirine eşit olduğunu fark etmek lazım arkadaşlar. Dikkat edin. Böyle yapışkanlı bir yer açıldığı zaman bunların değişikliğine dikkat edin. Bu tür sorularda bu sıkıntıları yaşıyorsunuz. Bu arada bu bazı sorularda böyle özel cümleleri de kuruyorum. Çünkü bir yorumda arkadaş şunu demişti. Hocam soruları niye yapamadığımızdan da bahsederseniz çok iyi olur demiştiniz. İşte ben de bahsediyorum. Bak önemli noktalar. Yeni nesilde önemli noktalardan biri. Hocam bu kenar burasıydı. Hop açtığın zaman bu kenarın birbirine eşit olmasını düşün kardeşim. Tamam.
Evet, 33. soru böylelikle Akçay yaptı, geldik 34. soruya. Evet, demiş ki aşağıda yarıçapı 65 birim olan çember biçimindeki bir su değirmeniyle Haziran ve Ekim ayında su seviyeleri resmedilmiştir. Haziran'daki su seviyesi daha az görüyorsunuz arkadaşlar. Su yüzeyinin değirmen üzerine gelen kısmının uzunluğu Haziran ayında 50 birim, şöyle Ekim ayında da 104 birim olarak verilmiş arkadaşlar. Buna göre su seviyesi Haziran ayına göre Ekim ayında kaç birim yükselmiştir? Şuradaki mesafe soruluyor arkadaşlar. Arkadaşlar ne var burada? Çemberin merkezi var. Yarıçapı da var. Merkez var. Kiriş var. Ne yapıyorsun? Çek dik, değil mi? Hemen çek dik. İki eş parçaya böldü. 25-25. Hocam yarıçapı da vermişti ve en etkili silah senin neydi kardeşim? Evet. Aynen öyle. Neydi? Yarıçap. Yarıçapı da kullan kardeşim. Al sana yarıçap. Hocam burası da 65. 25-65. Kardeşim 25 dediğimiz 5 çarpı 5. 65 dediğimiz 5 çarpı 13. 5-13. 5-12-13'ten 5 çarpı 12'den. Burası da kaç çıktı o zaman? 60 çıktı. Evet, şuradaki mesafeyi 60 bulduk. Gelelim buraya. Burada da aynı şekilde merkez var, kiriş var. Çektik. Ne yaptı? 52-52 yaptı burası. Hocam en güzel ek çizim. Bir yarı çap çizdik. 65. Hocam bu 13 çarpı 5. Ya da 5 çarpı 13. Hocam 52'de 4 çarpı 13 değil mi? O zaman burası da 3 çarpı 13 olmayacak mı? O da kaç çıktı? 39. Arkadaşlar bizden neredeki mesafe isteniyordu? Hop, şuradaki mesafe ne kadar yükseldiği soruluyordu. Arkadaş burası kaç? 60. Şuraya kadar kısım 60. Bak şuradan şuraya kadar olan kısım 60. Buradan buraya kadar olan kısımda kaç bulduk? 39 bulduk. Burası 39'sa, bunun tamamı 60'sa, 60'tan 39 çıkartırsak kaç gelir gençler? 21 mi gelir? Evet, 21 gelir. Böylelikle 34. sorunun cevabı ne yaptı? Denizli yaptı. Buna benzer bir soru benim konu anlatımımda var. Geçen sene sanırım çıkmıştı güneş batma sorusuyla. Hemen hemen aynı mantıkta bir soru arkadaşlar. Bu sefer suya batma niye gelmesin? Gelir mi? Gelir. Evet, çemberde de artık yeni nesil kullanmaya başladılar arkadaşlar, biliyorsunuz. O yüzden bu tür yeni nesil sorulara, çemberdeki özellikle yeni nesil sorulara da dikkat edin derim. 34. soru böylelikle Denizli çıktı. Geldik 35'e. Kısa kenarı 6 birim uzunluğundaki bir dikdörtgenin ucuna eşit kenarları 5'er birim olan ikizkenar üçgenin eklenmesiyle. Dikdörtgenin ucuna 5'er birim olan bir ikizkenar üçgen eklenmiş. Yani önceden bu bir dikdörtgenmiş. Burası 6 birimmiş. Sonra ucuna da şu eklenmiş arkadaşlar. Tamam. Elde edilmiş yön tabelasının direği zemine ve tabelaya dik konumdadır. Zemine dik ve direğe dik. Arkadaşlar. Sonra hop, bu böyle aşağı doğru yatmış ve şu yüzey zeminle çakışmış galiba. Öyle diyor. Tabelanın A köşesinin direğe olan uzaklığı 8 birim. Şurası 8 birim. Olmak üzere K noktası sabit kalacak şekilde. Şu K noktası sabit kalacak şekilde. Eğildiğinde şekil 2'deki görüntü elde ediliyor. Şekil 2'de K noktasının L noktasına uzaklığı 20 birim. Şuradaki uzunluk 20 birim olarak verilmiş. Olduğuna göre zemine göre şekil 2'deki A köşesinin şekil 1'deki A köşesinden kaç birim yüksektedir diye soruluyor. Arkadaşlar o zaman ne yapacağız? Öncelikle şu uzunluğu bulacağım. Hocam bu zemine paraleldi. Şurada bir dikdörtgen oluştu. Şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit. Önce bu uzunluğu bulacağım. Yani şu direğin şuradaki uzunluğunu bulacağım. Sonra şu uzunluğu bulacağım. Bu şimdilik kalsın. Tamam. Hadi bu uzunluğu şöyle çizeyim arkadaşlar. Bu uzunluğu bulacağım. Şimdi öncelikle burası 5, burası 5 değil miydi? İkizkenar değil miydi arkadaşlar bu? Hocam burası da 6. İkizkenar üçgende tabanda mevcutsa insan olan ne yapar? Duydum. Tabii ki yükseklik hocam diyorsunuz. Hop, yüksekliği çizdik. Hocam 3, 3. 3, 4, 5'ten 4 mu oldu burası? Evet. Tamamı 20 idi. Buraya kaç kaldı? 15. Hocam bu direkt şuraya dikti. Yani burası dik. Ne yapacağız arkadaşlar? 90'lar havada uçuşuyor. Dal kardeşim alfabetaya. Alfa, beta. Hocam burası 90. Hocam o zaman burası da beta 90'sa alfa, burası da beta oldu. Alfa 90'sa burası da beta oldu. Öncelikle şu üçgenle şu üçgendeki benzerliğe bakalım. Hocam alfanın karşısı 90'ın karşısı 5, 90'ın karşısı 15. Hocam 1'e 3 oran var. O zaman alfanın karşısı 3 ise alfanın karşısı 9 yapar. 9, 15, hatta 9, 12, 15'ten 12 yaptı burası. Hocam şu uzunluğu bulduk, 9. Şimdi A ne kadar yükselmiştir? Bir de bunu bulacağım. Alfa 90 beta. Yani şu üçgenle şuradaki 3, 4, 5 de benzer. Şimdi bakın buraya. Burada belli bir şeyler var mı? Var. Adam bana burayı 8 vermişti. Bakın.
Şurası 20 mi? Evet. Şimdi 90'ın karşısı 5 mi burada? Evet. 90'ın karşısı burada 20. Kafadan yapabileceğimiz oranlamalar varsa kafadan yap kardeşim. 90'ın karşısı 5 iken 90'ın karşısı 20'ye oranla yapma tabii ki. 5 iken 20 olmuş 4 katı. Burada bana alfanın karşısı lazım. Alfanın karşısı 3 iken alfanın karşısı 12 olur 3 katından dolayı. Şimdi eskiden önceden burası 9 birimken A'nın zeminden yüksekliği şimdi ne oldu? 12 oldu. Yani ne kadar yükselmiş oldu? 12'den 9 çıkarttığımız zaman 12'den 9 çıktığı zaman 3 birim yükselmiş oldu. Yani cevabımız böylelikle Ceyhan yaptı sevgili gençler. Güzel bir soru. Valla alfa betalı böyle ikizkenarlı mı ikizkenarlı şöyle bir soru çözdüm mü? Sanki çözmedim diye hatırlıyorum. Hoş sorulardan biri olmuş. Hem burayı bulutturmuş sonra da şurayı bulutturdu arkadaşlar. Güzel soru. Hoş soru. Alfa beta ya da alacağınızı anlamışsınızdır herhalde bu soruda da. Bu soruyu hakkında da konuşacak olursak 90'lı arabada uçuşuyorsa ne yapıyorsunuz kardeşim? Dal alfa betaya değil mi? Evet. 35 Ceyhan oldu geldik 36'ya. Şimdi burada ne demiş? Taban çapları 4 ve 18 ana doğrusu da 25 birim olan kesik koni kahve bardağı üzerinde dairesel bir boşluk bulunan kahve tutacağı üst yüzey yani şu şekilde tutulmuş arkadaşlar bu şekilde yerleştirilmiş. Son durumda bardağın tutamaç üzerinde kalan şu tutamaç üzerinde kalan kısmının yüksekliği şuradaki yükseklik 16 birim olduğuna göre kalınlığı önemsiz tutamaç üzerindeki dairesel boşluğun çapı ne kadardır diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi tabii ki merkezler bizim için önemli. Hemen arkadaşlar ne yapalım? Şunun merkezi burada, bunun merkezi burada. Hocam şu merkezler arasındaki uzaklık bize kesik koninin yüksekliğini mi verir? Evet. E şurada bu da yarıçap, bu da yarıçap. Hocam burada bir dik yamuk çıktı. Hangi koni olursa olsun kardeşim önemli değil. Senin karşına dörtgenler de çıkacak, üçgen de çıkacak. Burası 2 birim. Burası da 9 birim olarak bulduk mu bulduk. Şurası 90 derece, burası da 90 derece. Burada bir dik yamuk çıktı. Dik yamuk çıktığında yine insan olan ne yapar diyoruz kardeşim? Hop dikdörtgenle bir üçgen oluşturur. Oluşturdun kardeşim. 2 ise aşağısı da 2, 7. 7, 25. Ne üçgeni? 7, 24, 25. Hocam hop şuradaki mesafeyi kaç bulduk? Yükseklik 24 olduğundan burayı da 8 bulduk mu? Bulduk. Aynı işlemi burada yapalım arkadaşlar. Şimdi yine buraya gelelim. Şu merkeze şuraya geldik. Bizden bunun yarı çapı mı isteniliyor? Çapı isteniliyor. Yarı çapı bulursam çapı da bulurum kardeşim. Bunu da çizmeye de gerek yok aslında. Şeyden de yapabiliriz. Çaplardan da gidebiliriz. Şu çap, şu çap, şu çap. Bunlarda da bir yamuk oluştu mu arkadaşlar? Oluştu. Burası 16'ya 8 ise aslında bu ne demek? Hocam burada 2K'ya K oran var demek değil mi? Burası 4, burası da 18. Bildiğimiz neye dönüştü arkadaşlar soru? Yamuk sorusuna dönüştü. Ne yapacağız arkadaşlar? Bir paraya kenar atarak ya da paraya kenar burada belki size zor gelebilir. Hadi biz şeye alıştık diyelim. Şu dike alıştık diyelim. Hadi o dikten yapalım. O zaman hocam burası ne oldu? 2 oldu. Burası ne oldu? 9 oldu. Şurayı bulmaya çalışacağız. Dik yamuk olduğundan dolayı burada dikdörtgen oluşturacak olursak şöyle. Hocam 2 iken burası da 2 oldu. Burası da 2 oldu. Hatta tamamı 9 olduğundan buraya 7 kaldı. Hocam bak burada ne çıktı? Bir temel orantı benzerliği var. Hop sivrilen yerden başlıyoruz. 1 bölü 3 oran var. K bölü 3K eşittir. Şuraya A diyecek olursam A bölü 7'den dolayı. A bölü 7'den dolayı K'lar nanay. A da buradan kaç oldu? 7 bölü 3 oldu. Hocam bu A dediğimiz 7 bölü 3. 7 bölü 3 artı 2'den kaç tane var? 2 tane var. Hemen yazalım. 7 bölü 3 artı 2'den kaç tane var? 2 tane var. 2 kere 3 6. Burası kaç yaptı arkadaşlar? 13 bölü 3 yaptı. Çarpı 2 deyince o da 26 bölü 3 çıktı arkadaşlar. Yani kaçıncı soru? 36. sorunun cevabı böylelikle Balıkesir oldu. Geldik 37. soruya. Dik koordinat düzleminde seçilen A eksi 5'e 2 noktasına 2 dönüşüm sırasıyla uygulanıyor. Evet gençler. Eksi 5'e 2 noktasına öncelikle y eşittir eksi x'e göre simetrisini alalım. Normalde y eşittir x'e göre simetrisini alsak 2'ye eksi 5 olur. Ama burada y eşittir eksi x'e göre simetrisini aldığımız zaman işaret de değişiyordu. Yani eksi 2'ye artı 5 oldu. Sonra diyor ki bunu da orijin etrafında döndüreceğim. 90 derece döndür pozitif yönde. Pozitif yön bu yön değil mi? Saat yönünün tersi. Evet 90 derece döndürdüğümüzde noktalar yer değiştiriyordu. Ama dikkat edin arkadaşlar. Önceden neredeydi? Eksi 2'ye 5 buradaydı değil mi? Dikkat edin. Eksi 2'ye 5 buradaydı. Ben bunu saat yönünde 90 derece döndürüyorum. Buraya düştü. Buraya düştüğü zaman buranın işaretini koyacağız diyememiş miydik? Evet. Yani bizim eksi 5'e 2 noktası ne oldu arkadaşlar?
eksi 5'e eksi 2 oldu. Aa, işte buna göre diyor A üssü noktasına aşağıdaki dönüşümlerden hangisi uygulanırsa A noktası elde edilir. Yani ben buradaki dönüşüme hangisini uygularsam bunu elde ederim. Arkadaşlar Y'sinin işaret değiştirmesi mi lazım burada? Evet, apsinin aynı olması lazım. Y'sinin işaret değiştirmesi lazım. Y'sinin işaret değiştirilmiş hali nerede oluyordu arkadaşlar? Tabii ki x eksenine göre yansımasında oluyordu. Yani cevabımız da böylelikle Denizli olur. Şu dönme olayını bilin arkadaşlar. Sanki bu sene dönme, 90 derece dönme olayıyla ilgili bir soru gelecekmiş gibi hissediyorum arkadaşlar. Çünkü geçen sene de sormadılar. Sanırım ondan önceki sene de sormadılar. Sıra sanki buna geldi. Dikkat edin. 37. soru Denizli oldu. Geldik 38. soruya. Dik koordinat düzleminde dik köşeleri başlangıç noktasında olan A ve B dik üçgenleri. Analitik düzlem çizelim mi arkadaşlar? Çizelim. Dik köşeleri başlangıç noktasında olacak ve hipotenüs uzunlukları da 18'e 21. Aklımda dursun. Sonra A ve B üçgenlerin ağırlık merkezleri sırasıyla x ekseni ve y ekseni. Ha, bir tanesinin ağırlık merkezi burada. O zaman benim bir tane dik üçgenim şöyle bir şey kardeşim. Hop hop. Şöyle bir şey. Tam ağırlık merkezinden geçen ne olacak arkadaşlar? Kenar ortay olacak. Bu sol tarafa doğru da olabilir. Fark etmez. Hocam 90 derece ağırlık merkezi de burada olacak ve birinin hipotenüsünü kaç vermişti? 18 vermişti. Hocam bu ağırlık merkezi x ekseni üzerindeyse buradaysa kenar ortay kenar ortay. Hatta muhteşem üçlü oldu mu gençler? Oldu. 18'i 9 burası 9 burası. Hocam burası da 9. Hatta 9'u 3'e böldüğümüzde kısa parçayı buluyorduk. 3'e böldüğün zaman burası 3 burası da 6 olur mu? 1'e 2 orandan dolayı oldu. Şimdi öbürüne bakalım. Öbürü de ne diyor arkadaşlar? Bir tanesi de yine 90 derecenin olduğu köşe burası. Ve ağırlık merkezi bu sefer nerede olacakmış arkadaşlar? Ağırlık merkezi Y'de olacakmış. Dik üçgenimizi böyle çizebiliriz arkadaşlar. Y'de olacak şekilde. Hop, çizemedim. Bir saniye. Şöyle ve şöyle çizersem karışacak gibi arkadaşlar. İsterseniz şöyle çizeyim. Şöyle bir dik üçgen çizeyim. Heh, şöyle çizersem daha sağlıklı olacak arkadaşlar. Ya bu yukarıda da olur, aşağıda da olur arkadaşlar. Ben aşağıda çizdim şekil karışmasın diye. Hipotenüsü kaç vermişti? 21. Hocam 21. Bu ağırlık merkezi buradaysa burası A iken hadi bu sefer böyle yapayım. Burası 2A'dır. Hocam ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Ne çıktı? Muhteşem 3 çıktı. Burası da 3A, burası da 3A. Toplamda 6A. 6A'yı kaç vermiş? 21 vermiş. 3'e böldüğün zaman 2A kaç çıkıyor? 7 çıkıyor. 2A'nın olduğu yer 7 oldu. Benden ne isteniyor gençler? Ağırlık merkezleri arasındaki mesafe. Hop şurası. Hocam Pisagor bağıntısı. Burası 6, burası 7. 6 ve 7'den Pisagor uygulayacaksın. X'in karesi 6'nın karesi artı 7'nin karesinden 36 artı 49'dan 85 mi çıkıyor? Evet, X de buradan ne olacaktır? Kök 85 olacaktır sevgili gençler. Güzel bir soru. Analitikte böyle. Yorum soruları yine karşınıza çıkabilir. Sen üçgenleri nerede çizersen çiz. Burası 7 olacak. Bak yukarıda da çizsen ağırlık merkezi burası 7 olacak. Şuraya kadar kısmı 7 olacak. Yine 7'ye alttan Pisagor bağıntısı böyle olacak. Ya da kırmızının ağırlık merkezi burada olsa yine 6'ya 7'lik yine Pisagor bağıntısından sonuç aynı çıkacağı için herhangi bir şekilde üçgenleri istediğiniz şekilde çizebilirsiniz. Yeter ki burada x eksen üzerinde bir ağırlık merkezi ve y eksen üzerinde bir ağırlık merkezi olsun. Gençler 38. soruyu Edremit bulduk. Geldik 39'a. Dik koordinat düzleminde birer köşesi A ve B olan iki özdeş dikdörtgen. Şu dikdörtgen ve bu dikdörtgen verilmiş. A noktasının koordinatları toplanır. Özdeş dikdörtgen verilmişse ben bunun özdeşliğini kullanacağım kardeşim. Nasıl kullanacağım? Kısa kenara A, uzun kenara B diyeyim. Hocam, kısa kenar A, uzun kenar B iken süper. A, bu A'nın şeyinden bahsediyor bize. A noktasının koordinatları toplamı. A'nın apsisini yaptı. A birim sağda. Bak bunun tamamı B. Dikkat. Burası A. A birim sağda. A virgül B artı A yukarıda. Ya da A artı B yukarıda. Şimdi adam demiş ki bize. Ne demiş? A noktasının koordinatları toplamı. Yani şu ikisini topla. 2A artı B kaç vermiş? 5 vermiş. Dikdörtgenlerden birinin çevresi de 8. Hocam bu dikdörtgenin çevresi de AB. AB yani 2 artı 2B 8 ise A artı B'de kaç çıkıyor arkadaşlar? 4 çıkar. 2 artı 2B 8 olduğundan A artı B 4 oldu. 2 bilinmeyen 2 denklem çözelim arkadaşlar. Alt taraftakini eksiyle çarpıp taraf tarafa toplayalım. 2A eksi A'dan A geldi. B'ler birbirini götürdü. 5 eksi 4'ten de 1 geldi burası. A 1 ise B kaç oldu arkadaşlar? A yerine 1 yazdığımızda B'de 3 yaptı. A ve B noktalarından geçen doğrunun eğimi. Evet şuradan geçen doğrunun eğimi isteniyor. B'yi 3 bulduk. Burası 3.
B3 A'yı da kaç bulduk? 1 bulduğumuza göre hocam 3'ten 1 çıktı. Burası 2. Burası da 2 oldu. Bunun eğimi tanjant alfadır. Yöndeş açıdan burası da alfadır. Tanjant alfaya baktığınız zaman eğim tanjant alfa değil. Dikkat! Sola yatık olduğundan eksi tanjant alfadır. O da eksi 3 bölü 2'ye eşit değil midir gençler? Evet. Yani cevabımız böylelikle Balıkesir çıktı. 39. soru Balıkesir oldu. Ve geldik 40. soruya. Küre biçimli bir nesnenin bir kısmı çıkarılarak şu çıkarılmış. Elde edilen 12 birim uzunluğunda sapı olan cezvenin içinde bir miktar su bulunmaktadır. Eyvallah. Sapın bir ucu kürenin en büyük kesitlerinden biri olan kesikli dairenin çapıyla doğrusal konumdur. Ha, en büyük çapı burası. En büyük çapı arkadaşlar tam çemberin merkezi burada değil midir? En büyük çap burasıysa kürenin merkezi burada değil midir gençler? Evet. O zaman kürenin merkezi burada arkadaşlar. Çok güzel. Merkez var. Zemine teğet. Bakın bu küre buraya konulmuş. Merkez var. Kiriş var. Yani çemberde ben şunu hep söylerim arkadaşlar. Küre sorularında ki bu sene büyük ihtimal olası çok büyük bir olasılıkla arkadaşlar küre çıkacak tahminimce. Ya, küre sorularına da çember muamelesi yapacaksın kardeşim. Çember muamelesi yaptığın sürece ufak tefek düşünce tarzlarıyla da yani 3 boyutlu düşünce tarzını da böyle çok da böyle özel şeyleri bilmene gerek yok. Yani ufak düşüncelerle soruyu büyük ihtimalle çözersin. Bak şimdi merkez var, teğet var, çeyrek dik. Hocam bir de böyle bir kesit geldiği zaman bunun çapını da mutlaka düşün. Merkez var, kiriş var, çektik. Merkez var, teğet var, çektik. Yani hem burada merkez kiriş çektik yapmış oldum hem de burada merkez teğet çektik yapmış oldum. Hocam şurası 12 birim mi? Evet. Aa bu bizim yarı çap değil mi? Evet. Yarı çapımız ne çıktı arkadaşlar? 12 çıktı. Bak şu cezvenin şeyiyle zemine paralel ya. Burası 12 ise burası da 12 oldu mu? Oldu. Çünkü buranın zemin olan uzaklığı ya buranın zemin olan uzaklığı aynı. Yani yarıçapı kaç bulduk arkadaşlar? 12 bulduk. Şurası 12 olduğundan dolayı. 12, 12. Benden ne isteniyor arkadaşlar? Cezve şekil 2'deki konuma getirildiğinde cezvenin sapının zemine olan uzaklığı 28 birim olduğuna göre olup suyun üst yüzeyindeki daire kesiti ile kesitli daire bir noktada kestiğine göre cezvedeki suyun yüksekliği ne kadardır diye soruluyor arkadaşlar bize. Sen bunu ne kadar döndürürsen döndür. Buradaki cezvedeki suyun yüksekliğine hadi h demeyeyim de x diyeyim. Burası x dersen burası ne oldu? 12 eksi x mi oldu gençler? Evet. Arkadaşlar yine burada merkez var, teğet var, çek dik yapabilir miyiz? Tabii ki yaparsın canım. Niye yapamayasın? Hop çek dik. Arkadaşlar sen bunu nasıl çevirirsen çevir. Su dökülmediği sürece şuradaki zemine olan uzaklığı her zaman aynı değil midir? Aynıdır. E merkezin de buradaki merkezin de zemine olan uzaklığı her zaman aynı değil midir arkadaşlar? Küreyi ne zaman ne kadar döndürürsen döndür. E aynıdır. Çünkü yarıçap uzunluğu kadar olacak. E o zaman buradaki mesafe de x'tir. Şuradaki mesafe de nedir arkadaşlar? Buradaki mesafe de yine 12 eksi x midir? Evet, yarıçap uzunluğu 12 olduğundan dolayı. Şimdi bu hop şurası 12, burası da 12. Aa hocam burası da 12. Hocam şurada şöyle bir şey çıktı. Şunu şöyle uzatacak olursak burası x iken burası da x mi? Evet. Şimdi burada buraya 28 eksi x mi kaldı? Aynen öyle. Burada bir benzerlik çıktı mı gençler? Çıkmaz mı ya? Hemen burada bir benzerliği uygulayacak olursak bak. Çember muamelesi yap ve üçgenlerden çıkıyor mu soru? Çıkıyor. 12'nin 36'yı oranı 12 bölü 36 eşittir 12 eksi x bölü 28 eksi x. Gençler 1 bölü 3 1 bölü 3 işler dışlar yaparsak burada işler dışlar yapalım 28 eksi x ile 1'i çarptığımız zaman 28 eksi x 3 ile 12 eksi x çarptığımız zaman 36 eksi 3 x yapıyor. Eksi 3 x'i buraya attığımızda artı 3 x eksi x 2 x yaptı. 28'i de buraya attığımızda 36 eksi 28'den 8 geldi. X de buradan kaç geldi o zaman? 4 geldi. Yani 40. sorunun cevabı da böylelikle Akçay çıktı. Evet. Küre sorularında ne yapıyormuşuz? Çember muamelesi yapıyorsun. Bunu sakın ama sakın unutma. Her soruyu çok rahat bir şekilde bulursun. Çember muamelesi yapmazsan maalesef bulamazsın. Gençler böylelikle bu denemeyi de bitirdik. Çok güzel bir denemeydi gerçekten. İlerledikçe daha güzel şeylerle de karşılaşacağız galiba. Burada şeylere de bakabilirsiniz. Hangi konulardan neler falan çıkmış diye şöyle bir bakabilirsiniz. Doğrularınızı yanlışlarınızı falan yazabilirsiniz. Sonrasında ne var? Deneme 3 var. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki denemede deneme 3'ün çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.